Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün Ankara'daki yeni projenizi tanıttınız, basına tanıttınız. Aynı zamanda satışlarda yarın itibariyle başlıyor. Cubes Ankara farklı bir proje. Hem ismi farklı hem mimarisi farklı. Projenin detaylarını biraz sizlerden dinleyelim. Tabii 3 yıllık çok ciddi bir proje çalışması yaptık. Bir konsept özelliğine sahip olduğu için her birimin ayrı ayrı özel bir çalışmasını yapmadan iyi, verimli bir sonuç alma şansınız olmaz. Her alanın kendi alanında bilenleriyle, uzmanlarıyla yan yana gelerek konsepti geliştirdik. Proje kendi bünyesinde farklı özellikleri barındırıyor. Konutlardan ticari birimlere kadar, var olan konaklama otel organizasyonundan eğlence birimlerine kadar, yeme içme birimlerine kadar, spor alanlarına, kültürel aktivitelere kadar her alanda çok iddialı özelliklere sahip. Artık çağımızda projeleri geliştirirken 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık beklentileri doğru hesaplamak çok önemli. Çağımızın gereklerine uygun her türlü beklentiyi de göz önünde bulundurarak sadece mimari açıdan değil, kullanım açısından da, işletme açısından da ayrıntılı bir çalışmayla bunu bu noktaya getirdik. Projenin çok iyi bir sonuç alacağını düşünüyoruz. Hem kullanım açısından, hem işletme açısından, hem de ticari açısından kendi beklentilerini en iyi şekilde yakalayacağını düşünüyoruz. Bu konuda tam anlamıyla umutluyuz. İyi olacak diye düşünüyoruz yani. Tabii 2014'te arsayı satın aldınız. O dönemden bu döneme, yani 3 yıldır proje üzerinde çalışıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Burada otel var dedik. Otelin işletmesi nasıl olacak? Dükkanlar var, satılacak mı? Toplam kaç birim var? Fiyatlarımız ne seviyeden başlıyor? Biraz rakamsal bilgiler verebilirsek. Burası toplam 1000 bağımsız birimden oluşuyor. Otelle alakalı bir uluslararası zincirle anlaşacağız. İddialı bir zincirle. Şu anda görüşmeleri yapılıyor. Tabii otelde bildiğiniz gibi inşaat aşamasında zinciri netleştirmediğiniz zaman bittikten sonra sıkıntılar yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Onun için inşaat aşamasında anlaşıp dizaynın da ona göre oluşması çok önemli. Ticari alanlarla alakalı bizim zaten çok geçmişten gelen ciddi bir birikimimiz var. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Aquaflori alışveriş ve yaşam merkezidir. Türkiye'deki var olan ulusal ve uluslararası ölçekteki çok iddialı firmaları yan yana topladığımız bir merkezi alan olma özelliğine sahip. Geçmişten gelen bu birikimlerimizin hepsini de buraya aktaracağız. Burası hem eğlence açısından hem yeme içme birimlerinin yoğunluğu ve kalitesi açısından hem ticarilerin var olan piyasadaki beklentilere uygunluğu açısından spor, kültürel bu alanları da içine kattığımız zaman toplam tüm beklentilere cevap verebilecek bir özelliğe sahip olacak. Proje bu yönüyle tam anlamıyla potansiyel bir çekim merkezi olacak. Peki ortaklık yapısı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bu ortaklık yapısında Nuhoğlu İnşaat, Dalgıçlar ve Lejant grubun yan yana geldiği bir ortaklık yapısı bu. %50 Nuhoğlu İnşaat'ın ortak olduğu, %40 Dalgıçların, %10 da Lejant proje firmasının ortak olduğu ciddi bir yatırımcı grup olma özelliğine sahip. Son sorum olsun. Lansman öncesinde nasıl bir talep aldınız? Çünkü satış yoktu. Yarın itibariyle başlayacak. 3 farklı ortak var. Ankara'nın en değerli arsalarından birisinde, en değerli bölgelerinden birisinde proje inşa ediyorsunuz. Lansman öncesinde nasıl bir talep geldi? Aslında uzun dönemli bir beklenti var piyasada. Bir sır gibiydi Cubes Ankara projesi. Bu sırları yarın yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Yani çok ciddi bir talep alacağımızı düşünüyoruz. Satışla alakalı herhangi bir sorun yaşamayacağız. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi piyasanın şu anki beklentilerine uygun satış rakamlarıyla çıkıyoruz. Bununla birlikte piyasanın beklentilerine uygun bir proje oluşturuyoruz. Karma özelliği itibariyle. Kalite açısından, uluslararası standartlara uygunluğu açısından da tam anlamıyla piyasanın beklentisine uygun bir proje olma özelliğine sahip. O anlamda Çukur Ambar'da tam anlamıyla satış anlamında bir çekim merkezi olacaktır Cubes Ankara projesi. Ali Bey, eklemek istediğiniz son bir söz varsa alalım, yoksa teşekkür edelim. Yani inşaat sektörüyle alakalı son özetlemek istediğim şey şu. Türkiye açısından bölgesel faktörleri de değerlendirdiğimiz zaman Türkiye her zaman çekim merkezi olma özelliğine sahip bir bölge. Sektörde bu anlamda bu çekim merkezi olma özelliğinden dolayı kendi payını her zaman en üst boyutta çok hızlı bir şekilde alarak başarılı bir şekilde devam etme özelliğini, sürdürülebilir özelliğini sürdürecektir. Sektörel bazda inşaat sektörünün de çok parlak bir dönem içerisine tekrardan gireceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ağzına sağlık. Çok teşekkür.